tartışmanın da bir Professor Hakan Yavuz, die doseert aan de Universiteit van Utah in de Verenigde Staten, is op uitnodiging van de Turks-Nederlandse ondernemersvereniging HOTIAT en het Center for Public Debate naar Nederland gekomen. Professor Yavuz, die uitvoerig onderzoek heeft gedaan naar de Gulen-beweging, heeft tijdens zijn bezoek aan Nederland over dit onderwerp ook een debat met de Turks-Nederlandse gemeenschap bijgewoond. Fethullah Hoca cemaati ortaya Kestane Pazarı'nda, Fethullah Hoca Erzurumlu, hepiniz biliyorsunuz, Dadaş. Fethullah Hoca efendim. Yani neyse, siz ne derseniz FETÖ deyin, katil deyin ama bir akademisyen olarak ben yani her insana karşı bir şey, yani Fethullah Gülen Hoca diyorum. Türkiye'de olup bitenler, cemaat, bu konularda araştırmalar olmuş, konuya vakıf bir şahıs, akademisyen. Dolayısıyla kendisini Hollanda'ya davet ederek öncelikle Hollandalılarla görüşmeni sağlamak istedik. Ki kastettiğim grup daha çok Hollanda STK'ları, bakanlık yetkilileri, belediye yönetimleri ile dün bir toplantı vardı. Bunun dışındaki toplantı bugün burada, bu akşam yapıldı. Bizce bu toplantının ana amacı karşı karşıya olduğumuz konunun Hollanda düzleminde bizi ilgilendiren, ülkemiz Hollanda ile bizi karşı karşıya getiren tarafını, bunu bir parça açığa çıkartmak ve bu doğrultuda çözüme dair nelerin yapılabileceğini bir parça da işin içinden bir akademisyenin aklından faydalanmak için bu programı düzenlemiş olduk bu akşam. Peki bu akşam buraya gelirken hangi mesajı vermek için geldiniz? Gerçeği, doğru neyse onu ortaya koymak için geldim. Çünkü bir akademisyen olarak yani resmi çekip net olarak ortaya koyup tartışma açmamız gerekiyordu. Ve bunu başardığımızı düşünüyorum. Yani amacımız bir tartışma başlatmak, kendimizi eleştirmek, öncelikle nerede hata yaptık bunları ortaya koymak ve bunu büyük oranda ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Bugün bir bölücü başına Hoca Efendi ya da Sayın Öcalan gibi saçmalıklar konuşuluyorsa taraftarım. Ben de şunu diyorum. Beyefendi ikna edecek bir iki konuşmamız olsun. O konu, çünkü o ki bu konuda isim yapmış bir yerlerde konuşacaksa, kalkıp dünyanın bütün cemaatlerini bir kenara bıraktım. Türkiye'dekiler de zaten AK Parti'nin suçuydu. AK Parti olmasaydı cemaat bunu beceremezdi gibi bir sonuca getirdi. Ben de diyorum ki açık ve seçik bir sempatizansınız ve açıkça sanki ona karşı konuşulacakken yavaş yavaş bir altyapı oluşturalım çalışması içine girmiş birisiniz. Direkt söylüyorum. Yani genellemenizi ben de açıkçası yadırgadım bir akademisyen olarak. Yani sizin de çalışmalarınız var o manada. Genellemelerle buradaki arkadaşların belki ben de dahil soru işaretleri hep kaldı. Bu gibi yerlerde bence bu gibi argümanları, genellemeleri yaparken biraz daha dikkatli olmak lazım. Aynı zamanda tepkiler de vardı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konuda açık olmak istiyorum. Sanki o biraz bizim kavgacı ruhumuzun tatmin tarafıydı. Aslında bilinen şeyler konuşuldu. Fakat insanlar, tabii herkese aynı şeyi söylemek mümkün değil. Herkesin aynı şeyi anlaması da mümkün değil. Tam bu ortamda hırçınlık diyebileceğim çıkışlar çıktı karşımıza. Ancak biz konuşulması, tartışması, bunun olabilmesi gerektiğini bildiğimiz için normal saydık ve konuşmaya çalıştık. CHP'li belediye de rüşvetçi, AK Partili de rüşvetçi, MHP'li de rüşvetçi. Tamam, yani bu Türkiye'de çok ciddi sorunlarımız var bakın. Yani Türkiye'de zaten yargı mahvedilmişti. Bence şu an yargımız tamamıyla bitmiş durumda. Yani Türkiye'de yargı, hukuk üstünlüğü diye bir şey kalmadı ne yazık ki. Fethullah Hoca cemaati ortaya Kestane Pazarı'nda, Fethullah Hoca Erzurumlu, hepiniz biliyorsunuz, Dadaş. Ama aynı zamanda FETÖ için Fethullah Hoca ifadesini kullanmanız tepkiye de yol açtı. Doğru, yani ben aldığım bir akademisyen olarak, yani ortada herhangi bir mahkemenin bu hareketle ilgili bir kararı yok. Siyasi iradenin kullandığı bir terim var. Ben bir akademisyen olarak akademik terminolojiye sadık kalmaya daha büyük önem verdim. Ama ayrıca başka şeyler de dikkatimizi çekti. AK Parti çok AK değil. Türkiye'de yargı kalmadı. Türkiye'de bütün partiler rüşvetçi. AK Parti de buna dahil dediniz. Türk toplumu şunu söyledik. Türk toplumunda genel sorunlar var. Yani AK Parti diğer partiler
ne kadar Türkiye'deki sorunlarla boyanmışsa AK Parti de aynı şekilde. Yani hepsi aynı kapta. CHP'nin, MHP'nin, AK Parti'nin siyaset algılaması, siyaseti araç olarak görmeleri, zenginleşme aracı olarak görmelerinin Türkiye'de çok büyük sorunları yarattığını ve AK Parti'nin de CHP'den, MHP'den bu konuda bir farkı olmadığını, ortaya çıktığını söyledik. Yani geldiğimiz nokta itibariyle geldiğimiz noktayı tarif ettik. Darbenin olduğu akşam Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ne dedi? Hatırlayanız var mı? Terör demedi. Bu bir kalkışmadır dedi. Hocam dedi ki isyan. Şimdi arkadan teröre döndü. Kalkışmadan teröre dönmesinin bir sebebi var. Bunu bilesiniz diye söylüyorum. Kalkışma ve darbe suçlamasıyla uluslararası hukuk içerisinde başka ülkeden adam talep etmek çok daha riskli dedi. Çünkü darbeden şüphelendiğiniz insanın siyasi mülteci statüsüne geçmek için başvurması çok daha kolay. Ve bunu da batılıların kabul etmesi kolay. Ama terörden, terör suçundan suçlu bir insanı istemek daha kolay. Buradaki kavramın değişmesinin sebebi budur dedi. Yani bunu iyice bilelim de çünkü birdenbire terör bizde çok geniş kullanılıyor. Bu sefer terör dediğiniz zaman hocamın dediği gibi bomba atmak da terör. Ama burada başka türlü bir terör var. Bu terör kelimesinin üstünde durulması sonradan, dikkat ederseniz sonradan çıktı. Şimdi yalnız arkadaşlar hepinizden ricam, bu tip tartışmalarla bir düşünce ortamına girelim de ne yapabiliriz ve mutlaka birbirimizle istişare ederek yapalım. Birlikten kuvvet doğar. Hepinize teşekkürler. Hayırlı akşamlar diliyorum.